Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, geldik 10 Mayıs, 16 Mayıs haftasına. Evet arkadaşlar, bu hafta eril ve dişil enerji. Bakalım neler neler yaşayacak, neler olacakmış, ilişkilere nasıl mesajlar gelecekmiş. Hemen niyetimizi alıyorum. Her zaman olduğu gibi kendi kolektifime niyet alıyorum. Yani YouTube kanalımı ve diğer kanallarımı takip eden, abone olan özellikle, evet ve güzel yorumlar ve beğeniler bırakan canım gönüldaşlarımı, dostlarımı, arkadaşlarımı ve danışanlarımı kolektifime dahil ederek şöyle bir kartlarımı sizlere niyet alıp rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi güzelce bir odaklanın bakalım. Her zaman dediğim gibi eril enerjisiniz, kendinizi ve dişil enerjinizi. Eğer ki bir dişil enerjiyseniz kendinizi ve tabii ki aklınızdaki eril enerjinizi niyet alıyorsunuz. Ve tabii ki kolektife, genele, bütüne hizmet eden açılımlar olduğunu unutmuyorsunuz. Siz size ait olan kısımları alıyorsunuz. Eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz de videolarımın altında WhatsApp iletişim numaram ve tabii ki diğer kanallarımın linkleri orada mevcut da var. Oralardan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Tabii takip ederseniz de çok mutlu olurum. Evet, haydi bakalım 10 Mayıs, 16 Mayıs haftası için niyetimi alıyorum. Önce eril enerjiler geçti içimden. Hemen eril kolektifime niyet alıyorum. Bakalım sizlerde durum neymiş ve sevgili dişillerin erillerinde durum neymiş. Bakalım. Evet, neler olacakmış bu hafta. Şöyle kartlarımızı alıyorum. Evet. Tamamdır. Şu eril enerjilerin kartları. Şimdi bir de dişil enerjimize niyet alıyorum. Bakalım sevgili dişil kolektifim, sizlerde neler olacak bakalım ilişkilerle bağlı. Ay konuşamadım. Evet. Şimdi tabii ki eril kolektifimin de aklındaki dişilde neler oluyormuş değil mi? Tamam. Şöyle de aldık mı? Yok, onu almayacağım. Şunu alacağım. Tamam. Bakalım. Ay bu arada. Şimdi şöyle dişil, şöyle eril enerjimiz. Şöyle. Ama tabii ki ne yapacağız? Şöyle bir ilişki kartı niyet alacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, ortak bir kart olacak bu. Ortak şöyle bir ilişkinizde bu hafta ortak ilişki mesajı ne gelecek? Niyet alıyorum. Ops, çektim şöyle. Evet. Şimdi tabii ki şöyle bir dişil enerjimizde bir kart niyet alıyorum. Evet, şöyle yapalım. Bunları da karıştırması ne kadar zor. Bakalım bu haftaya niyet aldım. Bu haftaya niyet aldım derken tabii 10 Mayıs haftası arkadaşlar. Şöyle dişil enerjilerin bir tane de eril enerjimize çekelim bakalım. Eril kolektiflere 10 Mayıs haftasına niyet aldım. Şöyle. Ve devam edelim bakalım. Biraz konuşturma kartları alalım şöyle. Evet, hemen önce tabii ki dişil kolektifime niyet alıyorum. Burada dişil kolektifim için bakalım dişil kolektifimde durum ne? Eril kolektifimde durum ne? Konuşturma kartları. Bir de şuradan alalım bakalım. Şöyle. Bunu da bu sefer erile
salmak geldi içimden. Bir oraya bir oraya. Bak hiç haksızlık yapmıyorum. Evet, hak geçmesin. Sonra demeyin önce eriller sonra dişiller oldu demeyin. Evet. Şimdi tabii ki sevgili dişil enerjilerime bir tane. Evet. Eril enerjilerime de bir tane. Şimdi arkadaşlar kartlarımızı seçtik. Bakalım. 10 Mayıs haftası önce dişil kolektifimle başlıyorum arkadaşlar. Bakalım dişil enerjiler sizi bu hafta neler bekliyormuş. Ay çok güzel geldi. Hadi bakalım inşallah. Ay sevgili dişil kolektifimiz ağlaya ağlaya harap oldunuz artık ya. Yani bu kadar mı olur arkadaşlar? Şimdi sevgili dişil enerjiler bu hafta o kadar çok geçen haftalarda ağladınız üzüldünüz ki artık bu hafta bu döktüğünüz gözyaşları sona eriyor. İnşallah ki o rakam biliyorsunuz 10'lu bir rakamdır benim kartlarımda ki biz 10 Mayıs 16 Mayıs haftasına bakıyoruz ki 10'lu zaman dilimi içerisinde yani bu haftanın içerisinde gözyaşlarınızın biteceği özellikle eril enerjiden kaynaklı size bir yol yapılacağı ki bu yolunda sizi çok mutlu edeceği hatta belki de eril enerjinin size bir yol teklifiyle geleceği bir hafta olacak. Ve ama bakın gene geldi bizim yetersiz bakiye. Kurtulamıyorsunuz sevgili dişil kolektifim bu yetersiz bakiyeden. Niye bu kadar çok seviyorsunuz bu yetersiz bakiyeyi? Şimdi arkadaşlar ne yaparsa yapsın eril enerji ağzıyla kuş tutsa bile dermişim. Sizin için yetersiz bakiye. Yani siz beklentilerinizi çok fazla yüksek tutmayın ki tutuyorsunuz. Bu yüzden dolayı da eril enerjiden yana hüsrana uğruyorsunuz. Bak burada diyor ki sen ne kadar kendinden taviz de versen, sen ne kadar kendini paralasan da hırpalasan da eril enerjiden istediğin karşılığı alamıyorsun. Yani bir memnuniyetsizlik var üzerinde. Bu arada buna bakınca çok yıllar önce bir tane eril danışanım vardı benim kulakları çınlasın. Eğer izliyorsa da selam olsun. Abla ya kadınları töbe haşa Allah bile memnun edememiş. Yani işte burun vermiş, dudak vermiş, kaş göz vermiş. Hiçbirinden memnun olmamış. Kaşını, burnunu, dudağını, orasını burasını yaptırıyor. Ben nasıl memnun edeceğim ablacığım artık bu hatunları diye bana serzenişte bulunmuştu. Vallahi bilmiyorum çok enteresan niyeyse o geldi aklıma birdenbire. O yüzden sevgili dişil kolektifim artık şu memnuniyetsizliklerinizi bırakın. Biraz böyle bakın ne güzel bir kutlama var, bir başarı var. Sizin istediğiniz, hedeflerinize ulaşacağınız eril enerjiyle güzel bir gelişme var. Yani bırakın birazcık da böyle bu yetersizlikle devam etsin. Hani çok da beklentilerinizin üstünde bir şey olmayıversin yani. Ve bu hafta özellikle sevgili dişil kolektifim ay sizde böyle bir dürüstlük, bir doğruluk, bir dobralık dan konuşacaksınız. Ve belki de o doğruluğunuzun ve dürüstlüğünüzün de mükafatını alacaksınız eril enerjiden. Böyle sözünüzü sakınmayacaksınız. Ve özellikle yine maddiyatla ilgili bak maddiyat da geldi. Bu sizi çok rahatlatacak. Yani maddi endişelerinizin özellikle bu hafta sizin rahatlamanız eril enerjiyle olan belki ilişkinize de yansıyacak. Ha bu belki ikinizin arasında olan eril enerjiyle aranızda olan bir maddiyatı da simgeleyebilir. Belki ondan göreceğiniz bir destek ya da ondan beklediğiniz gelecek maddi bir karşılık sizi inanılmaz mutlu edebilir. Bu arada kedilerim coştu. Evet, bu güzel bir gelişme. Yani sizin için olumlu yani sonuç itibariyle önemli olan da bu zaten. Bir de arkadaşlar bu hafta çok enteresan bir şekilde belki de çok dua ettiniz. Şimdi ben
Bu kartın biliyorsunuz negatif enerji kartı olduğunu. O yüzden dolayı da ben ona yormak istemiyorum ki sistemim gereği de ben buna çalışma kartı diyorum. Bak mesela para kartıyla da zaten birlikte geldi. Şimdi belki eril enerjiyle aynı iş yerindesinizdir. Ortak bir iş yapmayı düşünüyorsunuzdur. İş bağlantınız da olabilir. Bunların bir kere olumlu yönde seyredeceğini söyleyebilirim bu hafta. Bunun haricinde eğer ki böyle tabii ki negatif enerjiye yormayacağım bunu ben. Sizin istediğiniz, dilediğiniz bir şekilde o takıntı yaptığınız eril enerji, çünkü takıntılı ve hemen şöyle göstereyim. Takıntılı ve saplantılı ilişkidir ve aynı zamanda gelin damat kartıdır bu bende. Yani belki de bir düğün kararı ya da flört aşamasınızdır da o adını koyma safhasına geçersiniz ya. Bunu yaşayacaksınız bu hafta. Yani etkileyeceksiniz, büyüleyeceksiniz eril enerjinize. Belki de o etkilenmeden, o eril enerjinin size olan hayranlığından bir şeylerin adı değişebilir, adı konabilir. Yani bu hafta güzel gelişmeler var arkadaşlar. Öyle gördüm ki özellikle sizin eril enerjinin böyle ama maddi ama manevi onun böyle yanında olmanız, arkasında olmanız, ona böyle bir destek vermeniz, ay o kendisini bir güçlü hissedecek, bir güçlü hissedecek, öyle böyle değil. Yalnız burada evet eril enerjiye o gücü hissettireceksiniz, maddi manevi yanında o varlığınızı görecek eril enerji. Ama şimdi siz bunu yaparken de böyle bir kibir ya da onur ya da gurur yaparak böyle bir şeyleri tersine çevirmeyin, anlaştık mı? Yani burada ne kadar böyle mütevazi olursanız sizin gerçekten eril enerjiyle böyle çok güzel bir yola girmeniz söz konusu olacak. Şu ikilemlerinizden lütfen kurtulun ya da iki kişi arasındaysanız da artık bu hafta o iki kişiden birini kesin ve net tercih yoluna da giriyorsunuz sevgili dişil kolektifim. Şimdi geldim sevgili eril enerjilere. Sevgili eril enerjiler, bu hafta ruh haliniz çok değişken olacak. Ay sabah aldığınız kararla akşam aldığınız karar bir değil. Yani sabah tamam ben böyle yapacağım, yok akşam vazgeçtim yapmayacağım modunda olabilirsiniz. Özellikle dişil enerjiyle bağlantılı. Mesela duygularınızı açmak istiyorsunuzdur. Tamam ben gideceğim, konuşacağım, açılacağım dersiniz. Sonra yok hayır vazgeçtim yapmayacağım diyebilirsiniz bu hafta. Ama ve lakin burada sevgili eril enerjiler huzursuzsunuz, çok huzursuzsunuz. Neden? Eril dişil enerjiden kaynaklı. Bak sevgili eriller, dişil enerjinin özellikle bu iki gün iki hafta geçtiğimiz ikili bir zaman içerisinde böyle onu gerdiği, strese soktu, böyle huzursuz ettiği bazı konulardan muzdarip. Bunlarla ilgili emin olamıyor bir şeylerden, ikna olamıyor. Belki de sevgili dişil enerjisi, eril enerjinin öyle bir canını yakmış ki belki bir ağır söylem yaptı, belki kıskandırdı, belki canını yaktı. Çünkü burada bir şeylerden emin olmaya çalışacak. Bu hafta özellikle bu konuda emin olmak adına da eril enerji, dişil enerjinin böyle üzerine gidebilir. Bak üzerine gidebilir. Düzensizdi ya burada ilişki. O düzensiz ilişkide bile bir düzen olabilir. Birdenbire eril enerjiler dişil enerjiyi sürekli arayabilir, sürekli yazabilir, takip edebilir. Yani bu hafta daha böyle bir atraksiyonu olacak eril enerji, dişil enerjiye karşı. Neden? Çünkü emin olmak istiyor, karar veremiyor. Sadakatini ölçecek. Özellikle eril enerji, dişil enerjinin sadakatini ölçmeye çalışacak ve bununla ilgili de hatta dediğim gibi takip edebilir, sorup soruşturabilir. Dikkat edin sevgili dişil kolektifim, ona göre. Ve özellikle
dargın, kırgın ya da küsseniz ya da aranızda şehir, ülke mesafesi var ise sevgili eril enerjiler, artık o dargınlığı, kırgınlığı bitirmek istiyorsunuz. Çünkü kendinizi bu hafta çok şanslı hissedeceksiniz. Böyle daha bir özgüvenli, daha böyle bir evet ben bunu yapabilirim, başarabilirim. Evet bu kırgınlık da biter. Hani daha iyiye gidebilir. Bu ilişki niyeti ile yola çıkabilirsiniz. Hatta ve hatta sevgili eril enerjiler, dişil enerjiye minik minik oyunlar kurabilirsiniz. Yani eril enerjinin kafasında böyle bir düşünce var arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Özellikle iki arkadaşıyla kafa kafaya verip bunlar bir kadınla bir erkek olarak gösteriliyor bana. Yani üç kişi kafa kafaya verecek eril enerji. Çok samimi bir kız bir erkek arkadaşı olur. İşte bunlar karı koca olur, sevgili olur. Belki akrabası tanıdığı olur artık neyse. Tabii siz, sizin hayatınıza göre olan kısmı alın burada. Eril enerjiler böyle kafalarında minik minik oyunlar tasarlayabilir. Neyle ilgili? Dişil enerjiye yapacağı hamleyle ilgili. Çünkü şu anda eril enerji tamamen akıl, şuur, mantık üçgeninde hareket ediyor. Güçlenmek istiyor. Dişil enerjinin karşısına evet ben güçlüyüm. Ben istediğimi yaparım. Ben kafama koyduğumu yaparım. Maddi ve manevi de gücüm var ama ve lakin bunlara rağmen ben bu hale geliyorsam senin varlığına, yani senin varlığından ben güç alıyorum, sen de benim varlığımdan güç alan birisin, ben de bundan eminim diyecek eril enerji dişiline. Emin olabilirsiniz. Evet. Haydi bakalım. Şimdi bir de konuşturma kartlarımıza bakalım. Tabii ki öncelikle sevgili dişil enerjilerden başlıyorum. Ay dişil enerjiler çok tatlısınız ya. Bu hafta böyle bir anne olmak isteği var üzerinizde. Bu arada geçtiğimiz pazar gününde anneler günüydü. Yani geçtiğimiz pazar günü değil. Tabii bugün anneler günü. Sevgili annelerin ellerinden sevgiyle öpüyorum. Ya bu kadar mı güzel olur? Yani bugüne has gelen karta bakar mısınız? Anne olmak istiyorum. İnşallah Rabbim Mevlam isteyen, arzu eden herkese o duyguyu yaşamayı nasip etsin. Gerçekten çok özel ve güzel bir duygu. Ve inanın hayatımdaki en güzel şey anne olmam. Yani onun haricinde ve hep söylerim. Ben bugün nefes alıyorsam, ben bugün hayatta bir şeyler için uğraşıyorsam tek sebebi anne olmamdır, evladımdır. Bunu da her zaman söylerim arkadaşlar. Ay gözlerim doldu. Neyse devam edeyim. Ay ağlayacağım. Bu arada sizler de benim evlatlarım gibisiniz. Sizleri de çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ve bunu da buradan sizlere yansıttığımı da biliyorum. Çok teşekkür ediyorum bunun için de. Evet sevgili dişil enerjiler, anne olmak istiyorum diyorsunuz. Bu sefer de siz diyorsunuz eril enerjiye. Bak bekle beni. Benim de kafam karışık. Ben de hayatımı ve kafamı düzeltmek istiyorum diyorsunuz. Ve diğer kartımız diyor ki aşk akıl değil, kalp işidir. Ben seni kalbimle seviyorum, aklımla değil diyorsunuz. Ve son kartınız da diyor ki artık kendime daha çok zaman ayırıyorum. Kendimi daha çok sevip kabul ediyorum diyorsunuz. Bravo size sevgili dişil kolektifim. Harikasınız. Evet bu hafta kendinizi daha çok dinleyeceğiniz, kendinize daha çok zaman ayıracağınız, kendinizi daha çok seveceğiniz bir hafta olacak gibi gösteriliyor. Bakalım sevgili dişil eril enerjiler size bunlara karşılık bu hafta neler diyormuş. Bir de buradaki kartlara bakalım. Şimdi ilk kartımız der ki sen kendini değiştir, söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim diyor eril enerjiler. Ki bak ne dedim ben burada? Emin olmaya çalışıyor demiştim değil mi? Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim. Bak eril enerjiler bir şeylerin farkında arkadaşlar ama kendini değiştiremiyor. Kolay da bir şey değil tabii ki özellikle eril kolektif için. Ve burada da diyor zaten çaba göstermem gerektiğini biliyorum ancak kendimde bu gücü bulamıyorum diyor. Yani sizden gerçekten bu konuda destek bekliyor ve bu yüzden de sizden daha çok
değişim istiyor. Ve burada diyor ki bu aralar çok işim var, kendime bile ayıracak vaktim yok. Yani zamansızlık problemi de var sevgili Eril kolektifin. Çünkü belki de çok yoğun çalıştığından dolayı maddi ya da manevi belki çevresindeki başka olaylardan da kaynaklı kendime bile ayıracak zamanım yokken sana zamansızlık kaldığım için de bana kızma diyor size. Ve diğer kartımız diyor ki eğer bana olan sevgin son bulduysa ben bu aşkı sensiz de yaşamaya devam ederim. Oo. Evet sevgili eril enerjiler, bayağı bir duygusala bağladınız. Aslında sen olmasan da benim sana belli bir bağım var. Ben aşkla bağlıyım ve bu aşk duygusunu da sensiz de kalbimde, gönlümde yaşarım diyor. Ve son kartta diyor ki ey sevgili benim ruhum, sana sadık, senin engellerinin de farkındayım diyor. Yani ey sevgili, ki az önce dediğimin aynen devam ettiriyor eril enerji, benim ruhum zaten sana sadık, senin ve belki de eril enerjinin de aradaki engellerin farkında olduğunu veriyor. Ve geldik son kartımıza. Neydi? Tamamen ilişkiye gelen bir kart. Evet arkadaşlar, oyunculuk. Ve ben burada eril enerji için ne dedim? Oyun çevirecek dedim, değil mi? Şöyle bir geri sarın. Minik minik oyunlarla gelebilir dedim. Bakar mısınız gelen karta? Diyor ki aşkı tekrar canlandırmak için içindeki genç eğlence ruhunun ışıldamasına izin ver. Yani eril enerji, minik minik oyunlarla dişil enerjine yaklaşabilirsin. Dişil enerji, sen de bu oyunların farkına varsan bile görmezden gelebilirsin. Evet, gerçekten çok güzel bir açılım oldu. Şimdi bir bakalım videolarımızın sonunda güzel şu hakikat sözlüğü kartlarımdan çekmek istiyorum. Bakalım bu videomuzun finalini hangi hakikat sözüyle bitirecekmişiz? Evet, hadi bakalım, bu haftaya niyet aldım. Evet arkadaşlar, eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur. Hazreti Mevlana'nın bir sözü, muhteşem bir sözle de videomuzun finalini yapıyorum arkadaşlar. Eğriyi kendinde arayan doğruyu kendi kalbinde bulur diyor. Evet arkadaşlar, bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.